Bu akşamki mütalaa edilen mektuplarda çok fazla dini ifade ya da kavrama rastlanmamakla birlikte mevcutları mütalaa etmeye çalışacağız inşallah. 49. mektupta hurufu Arabiye'yi muhafaza diye bir kavram geçiyor. Arapça harfleri muhafaza ve korumaktır. Kur'an-ı Kerim'in dilinin Arapça olması nedeniyle aynı zamanda alem-i İslam'ın ortak hattı ve dili olan Arapçayı muhafaza etmek Risale-i Nur'un mühim bir vazifesidir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in dili olan Arapça ile Risale-i Nur'un neşir ve tab edilip daha sonra Türkçe lisanına tercümesi yapılmıştır. Böylece Kur'an ve İslamiyet'in dil mirası korunmuştur. Asr-ı saadetle günümüze ve kıyamete kadar olan nesillere İslami dil köprüsü olarak kullanılarak Kur'an ve hakikatların daha iyi mütalaa edilip anlaşılması ve yaşanması sağlanmaktadır. 50 ve 51. mektuplara baktığımız zaman nefsine yapılan hüsnü zanları reddetmek, hiçbir maddi manevi hediyeyi kabul etmemek Risale-i Nur'un mesleğine lazım geliyor. Hasan Feyzi'nin mektubunda da Risale-i Nur'un naşiri ve dellali olan Bediüzzaman'ın Nur'un hadimi olduğu, kendisine sunulan hediye, behiye, sadaka ve zekatları kabul etmediği, bunların ilim ehline caiz olmadığını belirtiyor. Onun dünyayı ve içindekileri kalben terk, muhabbeti sadece sahibine tevcih, terki dahi terk ederek tüm himmetini Kur'an hakikatlerinin intişarına hasrettiğini vurgulanıyor. Bir ayet zikrediliyor orada. Saf suresinde 8. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridun en yutfi'u nurallah bi efvahihim vallahu mutibbu nurihi velev kerihel kafirun. Yani maalen onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istemektedirler. Fakat Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler isterlerse hoşlanmasınlar. 52. mektuba baktığımız zaman velayet kavramını görüyoruz. Veli sözlükte yardım eden, koruyan anlamına geliyor. Çoğulu evliya Kur'an'da birçok yerde geçer. Dost anlamında da kullanılır. Velayet ise tasavvufi bir terimdir. Mutasavvıflar velayeti amme, velayeti hasse diye ikiye ayırıyorlar. Genel anlamda her mümin Allah'ın dostu ve onun veli kuludur. Özel anlamda ise düzenli, devamlı, kararlı, ihlaslı bir şekilde ibadet ve kulluk eden anlamına kullanılır. Risale-i Nur'da velayet konusunda birçok yerde bahisler vardır. Risale-i Nur'un mesleğinin bir nevi velayet-i kübra mesleği olduğu vurgulanır. Bu mektupta Risale-i Nur'un sadık şakitlerinin velayet derecesinde oldukları anlatılıyor. Ancak şahsi keramet göstermedikleri, bunun sebebinin de ihlas olduğu vurgulanıyor. Keramet ve keşfiyatların tarikata sülük edenlerin imanları taklitten tahkike çıkarmak için olduğunu, Risale-i Nur takipçilerin ise kat'i delillerle vesveselere meydan vermediği için kerametlere ihtiyaç bırak. Tevafuk kavramına gelince kelimesine iki şeyin birbirine uygun ve denk gelmesi demektir. Hususen tesadüfe verilme ihtimali olmayan arkasında ilahi kasıt ve iradenin varlığı istenilen denk gelmelerdir. Kur'an'da tevafuk mucizeleri bulunmaktadır. 2806 adet Allah lafzının bazı istisnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir. Bu tevafuk meselesi de yine Risale-i Nur'un naşiri olan Said Nursi tarafından tespit edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'deki bu tevafuk meselesi. Bu mektupta eğer tevafuk defalarca birbirine takviye suretinde olsa katiyet ve sarahat derecesine ulaşacağı vurgulanır. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti sene. Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır. Hadis-i şerif bu da. Risale-i Nur'un tefekkür mesleği olduğu vurgulanıyor.